Bismillahirrahmanirrahim. Münazarattan meşrutiyet demokrasi bahislerine okumaya devam ediyoruz. Bugün okuyacağımız derste şöyle bir sual var. Tarif ettiğin meşrutiyetin ne miktarı bize gelmiş ve niçin bütün gelmiyor? Üstad meşrutiyeti öndeki sual cevaplarda gayet güzel bir şekilde izah etmiş. Bunun üzerine muhataplar diyorlar ki senin bu tarif ettiğin meşrutiyetin ne miktarı bize gelmiş ve niçin bütün gelmiyor? Niye tamamı gelmiyor? Madem bu kadar önemli, bu kadar ihtiyacımız olan bir şey. Cevap, ancak 10 kısımdan bir kısmı size gelebilmiş. Zira, neden? Sizin şu vahşet engiz, cehalet perver, husumet efza olan sarp, dağ ve derelerinizdeki vahşet ayılarından, cehalet ejderhasından, husumet kurtlarından biçare meşrutiyet korkar, kolaylıkla gelmeye cesaret edemez. Şimdi burada kullandığı benzetmeler, kullandığı ifadeler son derece önemli. Demek ki bir toplum medeniyetten uzaksa onu vahşet olarak ifade ediyor. Vahşet ayılarından, cehalet içerisinde bir toplumsa, cehalet ejderhasından ve birbirle uğraşan, birbirine düşman gözüyle bakan, fertlerin birbirine düşman gözüyle baktığı bir toplum ise, husumet kurtlarından bir çare meşrutiyet korkar, kolaylıkla gelmeye cesaret edemez. Demek ki medeniyetten uzak, cahil ve İhtilaf, boğuşma içerisinde, birbiriyle kavga içerisinde olan bir toplumda demokrasinin yerleşmesi mümkün değil. Devam ediyoruz. Eğer siz tembel kalıp da onun yolunu yapmazsanız, meşrutiyetin, demokrasinin, tembellik etseniz, 100 sene sonra tamamen cemalini göreceksiniz. Bu münazaratın sual-cevap tarzında muhaverelerle cereyan ettiği ve daha sonra kitaplaştığı tarih 1910-1911. Aradan 110 sene geçmiş. Ve 100 sene sonra tamamen cemalini göreceksiniz diyor. Eğer siz tembellik yaparsanız, onun yolunu yapmazsanız. Zira sizinle İstanbul arasındaki mesafe 1000 aylıktır, 1 aylıktır. O günkü ulaşım vasıtalarıyla, Güneydoğu ile İstanbul arasındaki mesafe 1 aylıktır. Bazen at sırtında işte tren varsa trenle, vapurla vesaire filan bir ayı buluyor demek o zamanki şartlarda. Fakat sizinle ehli meşrutiyet arasındaki mesafe 1000 aydan fazladır. Maddi ulaşım mesafesi 1 ay ama meşrutiyetin gelmesi noktasında 1000 aylık bir mesafe var. Zira eski zamanın adamlarına benzersiniz. 1000 ayda işte 80 küsur sene. İşte 100 sene dediği mana. Zira eski zamanın adamlarına benzersiniz. O nazik meşrutiyet. Meşrutiyet çok hassas ve nazik bir şeydir. Demokrasi. İstanbul havalisindeki yılanlardan kurtulsa, bir de bu var. İstanbul havalisindeki yılanlar da demokrasi, meşrutiyeti devamlı tehdit altında tutuyorlar. Eğer bunlardan kurtulsa, yola çıksa, o nazik meşrutiyet, o yılanlardan kurtulsa, şu uzun mesafeden geçmekle, cehalet gibi müthiş bataklığı, fakir gibi mütevahiş kıraçları, fakirlik, fakir bir toplumda da aynı şekilde demokrasinin yerleşmesi çok zor. Gelir seviyesiyle, fert başına düşen gelir seviyesiyle at başı gidiyor demokrasinin güçlenmesi. Ve husumet gibi gayet keyşer dağları kat etmekle beraber eşkıyaya rast gelecektir. Demek ki demokrasi, tekrar söylüyoruz, cehalet, fakirlik ve husumet, ihtilaf, kavga olan toplumlarda kolay kolay yerleşemez. Bunların bertaraf edilmesi lazım. Bunların bertaraf edilmesi de eğitimle çok yakından alakalı. Ve
Şimdi İstanbul'daki yılanlardan kurtulsa, cehalet bataklığını aşsa, işte fakirlik, kıraç, çöl onu kat etse, husumet gibi Sarp dağları aşarak gene gelse, bir de yolda bir de eşkıyalara da rast gelebilecektir. Nedir onlar? Ya yani engeller çok. Ez cümle burada o eşkıyalara örnek veriyor. Bazı cezai sezasını hazmetmeyen, adaletin vermiş olduğu cezayı kabul etmeyen, hazmetmeyen, ona karşı ayaklanan, isyan eden tavır. Bir kısım da başkasının etini yemekten dişi çıkarılan. Yani burada başkasının etini yemek nedir? Gıybet. Bu bir ahlaki problemdir. Bundan dolayı dişi çıkarılan ve bazı bir meşhur Bektaşi gibi mana verenler. Bu da çok rastlanan bir şey ve hala da çok örneklerini görmeye devam ettiğimiz bir şey. Bektaşi'nin meşhur örneği nedir? Namaz kılmıyor. Niye kılmıyorsun diye sordukları zaman Kur'an'da la takrabu salate var diyor. Namaza yaklaşmayın. E diyorlar, devamı da var onu da oku. Devamında ne diyor? Ve entüm sükara, yani sarhoşken namaz kılmayın. Ben diyor hafız değilim. O kadarını bilmiyorum. İşine gelen kısmını alıyor. Namaza yaklaşmayın. Ayet öyle. Ama devamıyla birlikte bir mesaj veriyor. O devamını keserek ayeti de çarpıtıyor. Güya ayete uyma gerekçesiyle, bahanesiyle kendisinin namaz kılmama gerekçesini izah etmiş oluyor güya. İşte bunlar, bu tarz yaklaşımlar, gıybet, insafsız tenkit ve adalete isyan, bunlar eşkıyalar olarak yol üzerine çıkıp gasp ve garet ediyorlar, yağmalıyorlar demokrasinin değerlerini. Daha önlerin öte tarafında da bir kısım gevezeler vardır. Bazı bahaneyle parça parça etmek istiyorlar. Öyleyse ona bir yol veyahut bir balon yapınız. O eşkıyaların yol kesemeyeceği tarzda yol emniyetine sahip olan bir yol açınız. Yahut havadan balonla, o zaman daha uçaklar henüz bu kadar gelişmemiş, yaygınlaşmamış. Havadan en ileri nakil vasıtası balon. Şimdi turistik bir şey haline geldi. Bununla o meşrutiyetin gelebileceği bir yol bulunuz diyor. Çok hakikaten manidar izahlar bunlar. Bu hastalıkların geçerli olduğu bir yerde hakikaten sağlıklı bir demokrasiyi kurabilmek mümkün değil. Demokrasi için cehaleti ortadan kaldıracağız. Fakirliği ortadan kaldıracağız. İhtilafları, kavgaları ortadan kaldıracağız. Gıybetleri ortadan kaldıracağız. Adalete bağlı olacağız, saygı duyacağız. Adaletin hükmüne tabi olacağız. Bektaşi gibi çarpıtmalar yapmayacağız. Sözü tam aktaracağız. Saptırmayacağız, demagoji yapmayacağız. Ve gevezelik yapmayacağız. Boş laflarla vakit öldürmeyeceğiz. Doğru hedeflere odaklanacağız. Ve onun için bütün gayretimizle çalışacağız. Demokrasi emek ister, ahlak ister ve bu manaları tahakkukunu ister. Evet, bu dersimizde de bu mesajları okumuş olduk. Bir sonraki dersimizde konuya kaldığımız yerden devam etmek üzere. Allah'a emanet olun.